Bazı sosyal medya platformlarında ayın bazı video ve fotoğrafları yayıldı. Bu görüntüler Ramazan ayı içerisinde çekilmişti. Bazı kişiler bu görüntülerden dolayı Ramazan hilalinin görülmesiyle ilgili şüpheye düştüler. Gökbilimciler bu gökyüzü fotoğraflarıyla ilgili değerlendirmeler yaptılar. Söylenenlere göre ay bu Ramazan'da olması gerektiğinden daha erken bir zamanda tamamlanmıştı. Alimlere göre bu durum kıyamet alametlerinden biridir. Peki bu konuda bize ulaşan sahih bir hadis bulunuyor mu? Bu videoda bu konuyu inceleyeceğiz. Taberani'nin rivayet ettiği ve Albani'nin hasen olarak sınıflandırdığı hadise göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyametin alametlerinden biri hilalin vaktinden önce görülmesidir. Hadis-i şerifte kıyametin küçük alametlerinden biri olarak hilalin vaktinden önce görülmesi zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyametle ilgili durumları açıklayan pek çok ayet vardır. İnsan kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Kur'an'da kıyamet günü, saat, vaka, kesin olarak meydana gelecek olan Et-Tammetül Kübra, en büyük felaket ve bela, Hakk'a, gerçek olan, Gaşiye, şiddetiyle birdenbire halkı saran, Kariya, kapıyı çalacak gerçek gibi isimlerle de anılmıştır. Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak ahirete göçmeleri sağlanacak. Böylece kıyamet insanların kötüleri ve kafirler üzerine kopacaktır. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Bu konuda ne Hazreti Peygamber ne ona vahiy getiren Cebrail aleyhisselam ne de zamanı gelince kıyamet olayını fiilen gerçekleştirmekle görevlendirilecek olan İsrafil aleyhisselam bu bilgiye sahiptir. Yüce Allah kıyametin kopacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini çeşitli ayetlerde ifade etmiştir. Bu konudaki bazı ayetlerin meali şöyledir. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Cibril hadisi diye bilinen hadiste de Cebrail aleyhisselam iman, İslam ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hazreti Peygamber'e sorduktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını sormuş ve şu cevabı almıştır. Bu meselede kendisine soru sorulan, sorandan daha bilgili değildir. Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir. Ancak Hazreti Peygamber bazı hadisleriyle onun yaklaştığını gösteren alametlerden insanları haberdar etmiştir. Mahşer gününde bütün canlılar ve yaşamış ölmüş kişiler de dahil mahşer gününde toplanacak. Kıyamet sona erdikten sonra bütün insanlık mahşer gününe gelecek. Sura üflenerek bütün insanlar dirilecek. İnsanlar mahşer gününde dehşete kapılacak. Hiç kimse bu mahşer yerinden kaçıp kurtulamayacak. Anne ve çocuklar birbirinden kaçacak. İnsanlık bu dehşetten kurtulmak için Hazreti Adem Aleyhisselam'a şefaat gönderecek. O da şefaatini Nuh Aleyhisselam'a gönderecek. Nuh Aleyhisselam da şefaatini İbrahim'e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Hazreti Musa Aleyhisselam'a, o da Hazreti İsa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam da kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderecektir. Mahşer gününde peygamberler de korku ve dehşeti yaşayacaktır. Mahşer günü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'a secde ederek ona hamd edecektir. Kendisine Allah tarafından şefaat izni verilince o da bütün ümmetine şefaatlik edecektir. Böylece bütün ümmeti şefaatine nail olacaktır. Mahşer günü insanlar hesaba çekilecektir. Hesaba çekildikten sonra tam cehennemin üzerinde kurulmuş Sırat Köprüsü'nden geçmeye çalışacaklar. Sırat Köprüsü kıldan ince olacak. Salih amel işleyen sevapları günahlarından fazla olan Müslümanlar Sırat Köprüsü'nden geçerek cennete ulaşacaklar. İnanmayan kafirler ve münafıklarsa Sırat Köprüsü'nden geçerken düşerek cehenneme düşeceklerdir. Kafirler hiçbir şekilde cehennemden çıkamayacak, sonsuza kadar azap çekeceklerdir. Günahları sevaplarından daha fazla olan Müslümanlarsa günahlarının bedelini cehennemde çektikten sonra cennete er ya da geç ulaşacaklardır. Salih amel işleyen, sevapları günahlarından fazla olanlar, namazlarını kılanlarsa Sırat Köprüsü'nde mahşer gününde yıldırım gibi geçeceklerdir.